Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Çin Seddi'nin tarihini göreceğiz. Gelin bugün sizinle tarihte küçük bir yolculuk yapalım mı? Videoya başlamadan önce videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin Çin Seddi'nin tarihini hep birlikte görelim. Çin Seddi'nin temelleri krallıkların birbirinden korunmak için sınırlarına inşa ettikleri ilk setlere dayanır. Çin Seddi'nin temelinde Qun, Zhao, Wei, Han, Yan, Chu gibi krallıkların katkısı vardır. Çin Seddi'nin savunma amaçlı inşa edildiği genel kabul görmüşse de tarihçilerin bu konuda farklı tezleri vardır. Duvarın Türk saldırılarına karşı korunmak amacıyla yapıldığı düşüncesi bu alanda hakimdir. Bundan başka ülkeden kaçışı önlemek, yıkılan beyliklerin yöneticilerine ceza olsun diye ağır iş yaptırmak gibi farklı nedenle inşa edildiğine yönelik düşünceler vardır. Başlı başına ilginç bir tarihe sahip olan Çin tarihiyle ilgili bıraktığı yazıtlar sayesinde birçok noktaya açıklık getirdi. Çin Seddi'nin duvarının temelleri ilk önce Wu Krallığı tarafından Henan eyaleti civarında atıldı. İlk temel atma milattan önce 7. yüzyılda gerçekleştirildi. Atılan temelle ortaya çıkan set diğer parçalara göre kısa kaldı. İlerleyen dönemde Hun, Moğol, Tungus saldırıları artınca dönemin o zamanki imparatoru Qianshun Hundak 3. yüzyılda temel yakınındaki alanı tamamen kapatmak düşüncesiyle aşılmaz duvarların inşasına başladı. Ancak yine de Çin Seddi'nin tek bir hükümdar tarafından inşa ettirildiği söylenemez. Duvara sürekli eklemeler yapıldı. Eklemeler gerek yükseklik gerekse uzunluk anlamındadır. Son olarak Çin Seddi'ni onaran Ming Hanedanı oldu. Onardıktan sonra da savunma amacıyla kullanıldı. Duvar üzerinde kuleler, siperlikler ve okçu kuleleri yer alması Çin Seddi'nin savunma amacıyla yapıldığını ispatlar niteliktedir. Çin Seddi'nin uzatma çalışmaları milattan sonra 17. yüzyıla kadar devam etmiştir. Tarihi yapı dünyanın yeni 7 haritası listesine 7 Temmuz 2007 tarihinde alındı. Çin Seddi ayrıca UNESCO tarafından 1987 yılında dünya mirası listesine alındı. En dikkat çekici özelliği ise Çin Seddi'nin 2000 yıldan fazla sürdüğüdür. Bir efsaneye göre duvar yapılırken bir ejderhanın bıraktığı izler takip edilerek güzergah belirlendi. Bu nedenle 19. yüzyıla kadar kullanılan isimler arasında dünyanın ejderhası yer almaktadır. Duvarın yapımında insan kemiklerinin kullanıldığına dair bir inanış yaygındır. Fakat bunun doğruluğu ispatlanamamıştır ve sadece bir söylentiden ibaret olduğu bilinmektedir. İlk yapıldığı günden bu yana deprem, doğa olayları gibi etkilerle hasara uğrayan Çin Seddi'nin bazı kısımları yenilenmiştir. Fakat büyük kısmının yeniden onarıma ve bakıma ihtiyaç duyduğu aşikardır. Resmi bitiş tarihi 1644 yılıdır. Bu tarih ise son Ming hükümdarının yıkıldığı tarihe denk gelmektedir. O yıllardan bu yana duvarda onarım ve bakım işlemleri dışında başka hiçbir şey yapılmamıştır. Çin Seddi her yıl farklı spor aktivitelerine ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan en çok dikkat çekense 1987 yılında duvarda tek başına 2400 metre koşan İngiliz maratoncu William Lindsay'dir. Videomu beğendiyseniz beğenebilir. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.